Kripto varlık yönetmeliği ile neler değişti? Kripto varlık yönetmeliği ile neler değişti? Bilindiği üzere 16 Nisan 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik kapsamında piyasalarda oluşan handikaplara cevaben, Tüce Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Tahakoç'un yaptığı açıklamalar şöyle. Bugün resmi gazetede yayımlanan yönetmelik çarpıtılmadan, iyi yorumlanmalı. Kripto para yasaklanmadı, kripto varlık kavramı tanımlandı ve kullanım esasları belirlendi. Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik ile ne değişti? Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik ile ne değişti? çarpıtılan yorumların aksine belirlenen usul ve esaslar tamamen vatandaşımızı koruma amaçlıdır. Merkez Bankası kripto paraların ödemeyi maksatlı kullanımını engelleyerek spekülatif hareketler nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçti. Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik ile ne değişti? Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik ile ne değişti? blok zincir sözlüğü serimizde blok zincir teknolojisine dair derimleri açıklamaya çalıştık. Kripto varlıkların arkasındaki blok zincir teknolojisinin nasıl işlediğini gelin basit bir infografikle inceleyelim. Blok zincir ve kripto varlık nedir? Blok zincir ve kripto varlık nedir? Kripto varlıkların arkasındaki teknoloji nasıl çalışır? Kripto varlıkların arkasındaki teknoloji nasıl çalışır? Bugüne kadar Türkiye'den blok zincir konusunda 30'un üstünde patent başvurusu yapıldı. Türkiye, oyun ve elektronik ticarette olduğu gibi finansal teknoloji alanında da unicornlar çıkaracaktır. Ali Taha Koç'un açıklamalarından memnun olan sektör temsilcileri, kendileri ile istişare edilmesini bekliyor.